İlk soruyla başlamak istiyorum. Kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserler nelerdir? Kadınlarda en sık gördüğümüz jinekolojik kanserler, aslında jinekolojik kanserler dediğimizde bir sıralama yapacak olursak, en sık rahim iç duvarının, yani endometriyum dediğimiz iç duvarının kanseri, endometriyum kanseri diyoruz. Bu Türkiye'deki eğer sıklığına bakacak olursak 100 bin kadında kabaca 9.6 ya da 100 bin kadında 10 civarında görülüyor. İkinci sıklıkta gördüğümüz yumurtalık kanserleri. Üçüncü sıklıkta gördüğümüz rahim ağzı, yani serviks kanserleri. Ondan sonra işte dış genital organlar dediğimiz vulvanın, vajenin kanserleri geliyor. Ama en sık karşımıza çıkan demek ki endometriyum kanseri dediğimiz kanser ve yaşla, menopozla, kiloyla son derece yakından ilişkili bir kanser grubu. Hepsiyle alakalı. Peki onların tanısının konması her birinin ayrı ayrı farklı ama tabii ki ortak olarak dikkat etmemiz gereken durumlar da vardır. Kesinlikle. Yani her birinin belirtileri var. İsterseniz yine sırayla başlayalım. Endometriyum kanseri en sık gördüğümüz yaş grubu 60'lı yaşlar civarında. Yaklaşık %25'ini menopozdan önceki yıllarda görüyoruz. %75'ini menopozdan sonraki yıllarda görüyoruz. Ama en önemli belirtisi şu. Adetten kesilmiş bir hanım bir süre sonra size benim vajinal kanamam var diye geliyor. Eğer vajinal kanamayla geliyorsa bir kişi menopozdan sonraki yıllarda aklımıza ilk gelecek, aksi ispat edilinceye kadar ilk gelecek şey endometriyum kanseri. Aslında menopozdan sonraki kanamalara şöyle bir bakacak olursak en sık sebep kanser değil. Atrofi dediğimiz rahim duvarının incelmesine bağlı ortaya çıkan kanamalar ama %10 ila 15'inde sebep kanser. Onun için eğer menopozdan sonra size kanamayla gelen bir hasta varsa mutlaka altında kanser olup olmadığını değerlendirmek durumundayız. Onun dışında tabii ilişkili olduğu bir takım klinik tablolar var. Hasta şişmansa, ailede özellikle meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, kalın bağırsak kanseri, tiroid kanseri, pankreas kanseri gibi bir kanser ailesi söz konusuysa yine dikkate almak gerekir ve mutlaka altında acaba kötü bir iş var mı yok mu bir biyopsiyle, çok basit bir biyopsiyle tanı koyup tedaviyi ona göre planlamamız gerekiyor. Onun için endometriyum kanserleri temel olarak risk faktörü olarak gördüğümüz kilo, diyabet, şeker hastalığı, beraberinde hipertansiyon ama belki en önemli şey menopozdan önceki yıllarda polikistik over dediğimiz, hele beraberinde çocuk yoksa ya da çocuk için tedavi görmüş ama çocuk olmamışsa bu grup bizim için risk grubu. Mutlaka bunları yakın takipte tutmak ve tedavi aslında yakın takipte olmamız gereken çok fazla detay var. Kesinlikle. O yüzden sanırım menopoz öncesi de çok önemli ama menopozdan sonra size yıllık ziyaretlerin hiç aksatım size derken jinekolojik olarak muhakkak herhalde bu yılda bir değil mi? Evet, yani şu anda tabii taradığımız kansere göre değişiyor ama kabaca yılda bir demekte fayda var. Değişiyor bu tabii. Bir yıldan beş yıla kadar değişen rahim ağzı kanseri için böyle bir geniş aralık var. İşte endometriyum için yine bu değerler düşünülebilir. Ama bunun dışındaki kanserler için yılda bir düzenli bir kontrol bizim için aslında erken tanıyı koyma ve en önemlisi tabii ki erken tedavi ederek daha kompleks ve hayatı tehdit eden komplikasyonlardan uzak kalma adına son derece önemli. Onun için erken hiçbir belirti yoksa saydıklarınızdan yine de kontrolü elde tutmak adına tavsiyeniz nedir? Bu söylediklerinizin hiçbirini yaşamıyoruz ama erken tanı da çok mühim. Kesinlikle. Şu çok önemli noktalardan bir tanesi. Bir, rahim ağzı kanserlerine yönelik. Biz 20'li yaşlarda başlıyoruz. 1 ila 3 yılda bir mutlaka rahim ağzı simir kontrolü dediğimiz rahim ağzı kanserinin öncü lezyonlarını tespit edebileceğimiz bir tetkikimiz var. Eğer simirde bir problem varsa o zaman kolposkopi dediğimiz rahim ağzını bir nevi mikroskopla büyüterek acaba şüpheli hücreler var mı yok mu, şüpheli görüntüler var mı yok mu onları tespit ediyoruz. Gerekirse bir biyopsi alıyoruz, patolojiye gönderiyoruz ve gelecek sonuca göre de bir sonraki adımımızı planlıyoruz.